Şiirleri, romanları, eserleri. Ölümünden 70 yıl sonra hala zirvede. Halen ülkenin en çok okunan yazarlarından biri. Ama bu ülke onun yaşamına, kalemine tahammül edemedi. Önce işi elinden alındı, sonra özgürlüğü. Ardından hunharca katledildi. Sabahattin Ali bu ülkenin birçok sanatçısı, yazarı, aydını gibi çileli bir yaşam sürdü. Kalemi kırılmak istendi, kıymeti bilinmedi. Tüm bu yapılanlar karşısında son çare olarak sürgün gitmek üzereyken de öldürüldü. Bu çalışmamızda kitapları halen çok satan ancak çoğu okurunun gerçek hayat hikayesini pek bilmediği usta yazar Sabahattin Ali'nin yaşamını, ölümünden sonra yaşananları, katilinin itiraflarını, ailesinin çektiklerini ve bilinmeyenlerini derledik. Sabahattin Ali, Şubat 1907'de Gümülcine'de asker kökenli bir ailede dünyaya geldi. Babasının yüzbaşı rütbesiyle askerlikten istifa etmesinden sonra aile Edremit'e yerleşti. 1914'te 1. Dünya Savaşı'nda babası Selahattin Bey tekrar askere alınınca yeni durakları Çanakkale olur. 4 yıl boyunca savaşın olduğu bu bölgede yaşamak genç Sabahattin Ali'yi oldukça etkileyecektir. Annesinin rahatsızlığı ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle Sabahattin Ali hayat mücadelesinde erken yerini alır. İstanbul'da başlayan eğitimine Çanakkale'de devam eder. Savaş sonrası İzmir-Edremit arasında bir süre yaşayan Sabahattin Ali, 1921'de İstanbul'a gider. İlk öyküsünü ve şiirlerini de bu dönem yazar. Bu dönem sempati duyduğu Kadiri tarikatının kurucusu Abdülkadir Geylani Hazretleri için, "Kalplere serptiği kıvılcımlardan bir ışık yanıyor ya Abdülkadir, gönüller zatını bize aşk sunan, bir ilah tanıyor ya Abdülkadir" diye başlayan bu şiiri yazar. Askeri okula alınmayan Sabahattin Ali, İstanbul Öğretmen Okulu'nu bitirdikten sonra 1927'de Yozgat'a ilkokul öğretmeni olarak atanır. Bir süre sonra yabancı dil için Almanya'ya gider. 3 yıl sonra Türkiye'ye döner ve Aydın'da Almanca öğretmeni olur. O günden sonra hayatı farklı bir yola girer. Nazım Hikmet'le tanışır, toplumsal sorunlar ve siyasi atmosferle ilgili denemeler yazar. Muhbirler, dönemin gizli iftiracıları hemen işe koyulur. Öğrenciler üzerinde yıkıcı etkisi olduğu ihbarı sonrası tutuklanır. 3 aylık zindan hayatının ardından beraat eder. 1931 yılında Konya'ya atanır. Artık yazmak onun için bir tutku haline gelmeye başlamıştır. Bir yandan edebiyat çalışmalarına devam ederken, diğer yandan dönemin yönetimini eleştiren siyasi yazılar yazar. Başyapıtı kabul edilen Kuyucaklı Yusuf'u bu dönemde yazar. Romanı Yeni Anadolu Gazetesi'nde 15 sayı kadar tefrika edilir, ücreti ödenmeyince de yarım kalır. İhbarcılar Sabahattin Ali'nin peşini hiç bırakmaz. Sürekli iftira atıp şikayet ederler. 1932'de bir arkadaş meclisinde okuduğu Memleketten Haber isimli şiirinde Mustafa Kemal'e, İsmet İnönü'ye ve bazı devlet adamlarına hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılır. O saatten sonra bitmek bilmeyen mahpusluk günleri başlar. Şiirden ceza alan Sabahattin Ali 12 aya mahkum olur. Ancak Yargıtay bu cezayı da az bulur, 14 aya yükseltir. Dahası devlet memurluğundan da atılır. Sabahattin Ali iftiraya uğradığını söyler. Kendisine yapılan bu haksızlığın düzeltilmesini bekler. Ancak dönemin şartlarında Mustafa Kemal ve İnönü'ye hakaret gibi tehlikeli bir suçlama karşısında kimsenin yapacağı pek bir şey yoktur. Usta yazar bunun için doğrudan paşaya ulaşmaya çalışır. 14 Nisan 1933'te Konya cezaevinden ona bir mektup gönderir. İftira vurgusu yapan Sabahattin Ali, Mustafa Kemal'den kendisine affetmesini ister. Uzun zaman bilinmeyen o mektup, ölümünden yıllar sonra devlet arşivlerinden çıkar. Usta yazar mektubunda paşaya böyle seslenir. "Zat-âlinizi ima ve kast ederek hakaret eden bir şiiri yazmış ve okumuş olmak cürmüyle bir sene hapse mahkum edildim. Mahkeme zabıtlarının sathi bir tetkiki bile bu kararın nasıl bir zihniyetin tesiri altında verildiğini ispat edebilir.
Fakat temyiz mahkemesi tarafından tasdik edilmiş olması, hükmün isabetsizliğine dair daha çok söz söylemekten beni alıkoymaktadır. Beni en çok üzen yediğim ceza değil, sizin büyük isminizin şahsi intikam vasıtası olarak kullanılabilmesi ve buna müsamaha edilmesi keyfiyetidir. Ön yargılı hükümlerden, sakat düşüncelerden ve lüzumsuz korkulardan uzak bir heyete her zaman kabahatsizliğimi ispat edebilirim. Fakat bütün bunlara lüzum kalmadan işi sizin yüksek kararınıza bırakmayı tercih ettim. Ben böyle bir şey yapmadım diyor ve buna inanmanızı rica ediyorum. Benim şimdiye kadar yalan söylediğim görülmemiştir. Ne karakterde bir adam olduğumda marif vekaletinden sorulabilir. Herhalde bana inanacağınızı ümit ediyorum. Şimdilik kendi sözlerim ve teminatımdan başka müeyyidesi olmayan bu iddiam inanılacak kuvvette görülmediği takdirde yine size müracaat ediyor ve affımı rica ediyorum. Önünde sonunda hakkımı ispat edeceğimi bilmesem böyle bir ricada bulunmazdım. Beni affedecek kadar büyük ve iyi kalpli olduğunuzdan eminim. Ellerinizden öperim efendim. 14 Nisan 1933 Konya Hapishanesi'nde mevkuf Konya Muhtelit Orta Mektep Almanca Muallimi Sabahattin Ali. Fakat mektup işe yaramaz. Mustafa Kemal usta yazar Sabahattin Ali'yi affetmez. Bir süre sonra da Konya Cezaevinden ünlü Sinop Cezaevine nakledilir. Sabahattin Ali tutuklu ancak fikirleri, kalemi özgürdür. Cezaevinde birçok şiir yazar. Kurşun ata ata biter, yollar gide gide biter, ceza yata yata biter, aldırma gönül aldırma sözleriyle başlayan ve halen dillerden düşmeyen aldırma gönül şiirini burada yazmıştır. Bir dönemin siyasi tutuklularının simgesi haline gelen Sinop cezaevinin her yeri Sabahattin Ali'den izler taşır. Sabahattin Ali bir mahkumun ağzından yarım kalmış bir firari öyküsünü anlattığı Duvar adlı hikayesinde özgürlüğü şu sözlerle tanımlar. Bir mahpusu dünya ile hiç alakası olmayan bir zindana kapamak ona en büyük iyiliği yapmaktır. Onu en çok yere vuran şey hürriyetin elle tutulacak kadar yakınında bulunmak, aynı zamanda ondan ne kadar uzak olduğunu bilmektir. 10 adım ötede en büyük hürriyetlere götüren denizi dinlemek ve sonra aradaki kalın kale duvarlarına gözleri dikerek bakmaya, denizi yalnız muhayyilede görmeye mecbur kalmak az azap mıdır? Yine bir mektubunda cezaevinin kendisinden aldıklarını anlatır Sabahattin Ali. Tam bir sene geçti o günden beri. Halbuki ben ne kadar çok ihtiyarlamıştım. Bir sene evvelki Sabahattin'e bir çocuğa bakar gibi bakıyordum. Sabahattin Ali yaklaşık 9 ay Sinop cezaevinde kalır. 29 Ekim 1933'te Cumhuriyet'in 10. yıl dönümü dolayısıyla çıkarılan afla özgürlüğüne kavuşur. Reis-i Cumhur'a hakaret gibi tehlikeli bir suçlamayla cezaevine giren Sabahattin Ali'yi dostları, eski birçok arkadaşı yalnız bırakır. İçeriden çıktıktan sonra önce Ankara'ya ardından İstanbul'a gider. Her insan gibi işe, ekmeğe ihtiyacı vardır. Kalemi, yazdıkları sakıncalı görüldüğü için tekrar devlet memurluğuna dönmek ister. Dilekçesine ancak 7 ay sonra cevap verilir. Fikirlerinin değiştiğine dair kanıt istenir. O da Mustafa Kemal için Benim Aşkım adlı bir şiir yazar. Ardından onay alır ve Neşriyat Müdürlüğü'nde büro görevlisi olarak işe alınır. Sabahattin Ali yaşadığı zor günleri geride bırakmak ister. 1935'te Aliye Hanım'la evlenir. Birkaç ay sonra da askere alınır. 1937'de baba olur. Kızı Filiz dünyaya gelir. Sabahattin Ali en popüler eseri olan Kürk Mantolu Madonna'yı askerdeyken kolu çatlak halde yazdı. Yazarken duyduğu acıyı giderebilmek için kolunu sık sık sıcak suya sokardı. İşte günümüzde en çok satan kitaplar listesinde en üst sıralarda yer alan o eser, İşte böyle zor şartlar altında yazıldı. Yedek subay olarak askerliğini Eskişehir'de tamamlar. Tekrar öğretmenliğe geri döner. 1940 yılında tekrar askere alınır. Görevi bittikten sonra Ankara Devlet Konservatuvarı'nda Almanca öğretmenliği yapmaya başlar. Kızı Filiz çocukluğunu babasıyla geçirdiği zamanları böyle anlatacaktı. Dostlarla birlikte çıkılan doğa yürüyüşünde, pikniklerde ben babamın sırtında gezer, etrafı yükseklerden izlerdim. Doğayı sevmeyi de babamdan öğrendim.
yüzmeyi, kürek çekmeyi, balık tutmayı da bana öğreten babamdı. Kısaca beni her bakımdan hayata hazırlayarak gitti bu gezegenden babam. Sabahattin Ali'nin kalemi yazmaya devam eder. İçimizdeki Şeytan romanı milliyetçi kesimde tepkilerin hedefi olur, hakkında hakaretler içeren yazılar yazılır, saldırılara maruz kalır. Dava sürecinde büyük sıkıntılar çeker. Bu da yetmez, beraat etmesine rağmen bakanlık tarafından görevinden alınır. Devlet memurluğu yaptırılmayan Sabahattin Ali, 1945'te yazı yazdığı iki gazete kışkırtmalar sonucu saldırıya uğrayınca yeniden işsiz kalır. Aziz Nesin ve Rıfat Ilgaz'la yolu kesişir. Birlikte dönemin siyasal atmosferini yerden yere vuran Marco Paşa, Malum Paşa, Merhum Paşa, Öküz Paşa gibi siyasal mizah dergileri çıkartırlar. Bu dergilerdeki yazılar yine başına bela olur. Tek parti rejimi eleştirilere tahammül göstermez. Dergiler kapatılır, yazarları hakkında dava açılır. Sabahattin Ali 3 ay hapis cezası alır. Usta yazar bu durumu "Ne zor şeymiş" yazısında şu sözlerle özetler. "Çalmadan, çırpmadan bize ekmeğimizi verenleri aç, bizi giydirenleri donsuz bırakmadan yaşamak istemek bu kadar güç, bu kadar mihnetli, hatta bu kadar tehlikeli mi olmalıydı?" Dönemin siyasileri, yetkilileri Sabahattin Ali'ye dünyayı dar etmek için elinden geleni yapar. 1948'de yine hakkındaki bir davadan Paşa Kapısı cezaevinde 3 ay ömür tüketir. Çıktıktan sonra işsiz kalır. O güçlü kalem yazacak bir yer bulamaz. Yokluğa, açlığa, yalnızlığa mahkum edilmek istenir. Artık gücü kalmamıştır. Hapishaneden sonra Zincirli Hürriyet'teki yazısının ardından kovuşturmaya uğramak artık son nokta olur ve bir kamyon alıp nakliyeciliğe başlar. Sürekli gözlem halinde olmak onda pek çok değişikliğe sebep olur. Sokaklarda tebdili kıyafet dolaşmaya başlar. Sanatçı üzerindeki baskı ve tehditlere, ekonomik ablukaya ve yoksulluk dayatmalarına dayanamayarak yurt dışına çıkmaya karar verir. Pasaport ister ancak ona da izin vermezler. Usta yazar son çare olarak yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya karar verir. Eşini, küçük kızını bırakıp gitmek ister. Bunun için hapishaneden tanıdığı bir kişinin aracılığıyla Yugoslav göçmeni kaçakçı Ali Ertekin'le tanışır. Ertekin ordudan atılan eski bir askerdi. Sabahattin Ali nakliyeci kılığında onunla birlikte sınırı geçecekti. Plana göre usta yazar Edirne'ye peynir götürmek için cezaevinden tanıdığı şoför Salim ve Ali Ertekin'le yola çıkar. 31 Mart'ta Kırklareli Kızılcadere köyüne gelindiğinde kamyon ve şoförü geri gönderilir, ikili yola devam eder. O günden sonra da bir daha Sabahattin Ali'den haber alınamaz. Herkes Sabahattin Ali'nin yurt dışına çıktığını düşünürken 16 Haziran 1948'de Kırklareli Sazara köyündeki ormanlık alanda bir çobanın bulduğu cesedin usta yazara ait olduğu tespit edilir. Yapılan incelemelerin ardından 6 ay sonra Bulgaristan'a adam kaçıran bir şebekenin izlenmesi sırasında katili Ali Ertekin'e ulaşılır. Tüm bunlar olurken ailesi öldüğüne bir türlü inanmak istemez. Eşi ve annesinin cesedini teşhis etmesine izin verilmedi. Dostları Aziz Nesin'le Adalet Cimcoz'a bu görev düştü. Aziz Nesin cesedin kolunun da Sabahattin Ali'ninki gibi kırık olduğunu söyleyince o olduğu kesinleşti. Daha sonra otopsi için defnedildiği yerden çıkarılan Sabahattin Ali'nin cenazesi bir torba içinde elden ele dolaştırılırken kayboldu. Eşyaları hacizli oldukları gerekçesiyle ailesine teslim edilmedi. Yani çilesi öldükten sonra da bitmedi. Katili suçunu itiraf eder, Sabahattin Ali'yi neden öldürdüğüyle ilgili çok tanıdık bir savunma yapar. Usta yazarı milli duygularla 2 Nisan 1948'de katlettiğini kabul eder. Sorgu yargıçlığı kararnamesinde olay şöyle anlatılır. Hükümet tabibi adli muayene neticesinde cesette iskeletin dağıldığını, diğer kemiklerde ezici, kesici, delici ve yakıcı yara izi tespit olunmadığını, ölüm sebebinin fennen tayinine imkan olmayıp adli tahkikatla meydana çıkabileceğini beyan etmiştir. İstanbul zabıtası Bulgaristan'a adam kaçıran bir şebekeyi takip etmekteyken bu işle alakalı olduğu şüphe edilen Ali Ertekin, 1. Şubeye celbedilerek 28.12.1948 tarihinde alınan ifadesinde Sabahattin Ali'yi ne suretle öldürdüğünü itiraf etmiş ve Sazara köyü civarında bulunan cesedin Sabahattin Ali'ye ait olduğu anlaşılmıştır.
Dava boyunca cinayet nedenini milli duygulara bağlayan, vatanı kötülüklerden koruduğunu iddia eden Ali Ertekin, sorgu hakimliğine cinayet gününü bu sözlerle anlatmıştır. Üsküp nahiyesinin üzerindeki tepeden Sazara yoluna çıktık. Söylediği sözler bende nefret uyandırmaya başladı. Onu ele vermeyi düşündüm. İçime fenalık geldiğini, daha ileriye gidemeyeceğimi söyleyerek Sazara'ya gidecek yerde yanlış bir yola saparak dereye indirdim. İşte şu gördüğün köylerin yakınında Bulgar Hudut Kuleleri var. Artık yaklaştık fakat içime bir fenalık geldiği için geceyi burada geçirelim. Yarın akşam Bulgar Kulelerini geçeriz dedim. Razı oldu. Ateş yaktık, geceledik. Ertesi sabah kendisiyle Üsküp Merası'yla Sazara Merası'nı ayıran derenin Üsküp Merası mevkisindeki yamaçta gürgen fidanlıklar arasında bir yerde oturduk. Çantasını açtı, eline bir kitap aldı, ceketini yere serdi, kol saatini çıkarıp yanına koydu. Sırt üstü uzandı. Geceyi bekliyorduk. O yattığı yerde anlatmaya devam ediyor. Ben şimdi Tırnavacı'ya gideceğim. Oradan Sofya'ya ve Sofya'dan da uçakla Moskova'ya gideceğim. Orada bir Çek pasaportu çıkardıktan sonra Roma'ya ve Fransa'ya geçeceğim. Oradaki Türkleri teşkilatlandıracağım dedi. Bu sözleri işitince beynim attı. Bu sözlerden sonra Sabahattin Ali'nin Türklükle alakası olmayan ve Türk milletine fenalık için harice kaçmak isteyen bir canavar olduğunu anladım. Zaten elinde de şişkin bir çantası vardı. Bu çantada mevcut olması muhtemel olan evrakı düşündüm. Titremeye başladım. Elimde sopa vardı. Ayağa kalktım, gezinmeye başladım. Her geçen saniye asabımı bir kat daha sarsıyordu. Gözlerim kararır gibi oldu. İşte bu milli düşünceyle birdenbire irademi kaybederek elimdeki sopayla kitap okumaktayken kafasının sol tarafına, yüzüne doğru şiddetle vurdum. Suratı, gözlükleri, kulağı kan içinde kalmıştı. Arkasından aynı yere şiddetle bir daha vurdum. Bu iki darbeden sonra Sabahattin Ali sağ tarafına doğru yıkıldı. Ağzından, burnundan kanlar boşandı. Dikkat ettim, hafif hafif nefes alıyordu. Bu defa üçüncü bir darbeyi ensesine vurunca nefesi tamamen kesildi. Ölmüştü. Katili böyle soğukkanlılıkla, hunharca ülkenin en iyi yazarlarından birini öldürdüğünü itiraf ediyordu. Üstelik ortada somut bir sebep ve böyle vahşice saldırıya uğramasına neden olabilecek hiçbir neden yokken. Bu da onun aslında tetikçi olduğunu, azmettiricilerinin farklı olduğu iddiasını güçlendiriyordu. Olayın bundan sonrası Cumhuriyet'in adalet karnesine kara bir leke olarak geçecek cinstendi. Fırından ekmek çalsa daha fazla ceza alması muhtemel olan katil Ali Ertekin, Sabahattin Ali'yi öldürdüğü için sadece 4 yıla mahkum oldu ve her ne hikmetse aynı yıl çıkan bir afla da serbest bırakıldı. Cinayetten sonra beni serbest bıraktılar, ardından da Sultanahmet cezaevinde yatıp çıkan komünistleri takip, onlarla ahbap olup bilgi alma görevi verdiler diyen katil Ali Ertekin bir halat fabrikasında işe sokuldu. 17 yıl çalıştıktan sonra oradan emekli oldu. Sürekli devletin göz hapsinde olan Sabahattin Ali'nin ölümü ardından geçen zamana rağmen aydınlatılamamıştır. Katilinin sonradan istihbarat elemanı olduğu iddia edilmesi, 4 yıl gibi komik bir ceza alıp hemen sonrasında serbest bırakılması, cinayetin gerisindeki derin elleri ifşa eden ayrıntılardan sadece birkaçı. Zaten kızı Profesör Doktor Filiz Ali yıllar sonra verdiği röportajda babasının ölümü üzerindeki sis perdesinin kalkması için MIT'i işaret edecekti. Bir gün MIT arşivlerine girilebilirse cinayeti aydınlatacak bir belge bulunabilir diyecekti. Hatta usta yazarın Ali Ertekin tarafından değil, Kırklareli Emniyetinde işkence görerek öldürüldüğü iddiası bile vardı. Kızı Filiz Ali bununla ilgili şöyle konuşacaktı. O da ispatlanmadı. İki söylenti var. Söylentilerden bir tanesi olan Ali Ertekin cinayeti üstlendi. Cinayeti üstlenmek ne anlama geliyor bilinir. Onun üzerine cinayet davası açıldı. Ali Ertekin idamla yargılandı, sonra nedense 4 yıla mahkum oldu. Bir yıl sonra da af çıktı, Ali Ertekin serbest kaldı. Bunları yan yana koyarsanız aslında durum ortaya çıkıyor. Babam hiçbir partinin üyesi olmadı hayatı boyunca. Hatta babam öldürüldükten sonra şöyle bir laf da edildi. Sabahattin bir partinin üyesi olsaydı öldürülmezdi, kurtarılırdı. Ama babam Türkiye'de az bulunan entelektüellerden biriydi.
Cinayetten sonra hayat, geride kalan Sabahattin Ali'nin eşi ve kızı için kolay olmadı. Damgalanan, hainlikle suçlanan, sakıncalı görülen bir yazarın ailesi olmak ateşten gömlekti. Bazı akrabaları bile kan bağlarını saklayıp onlardan uzak duruyordu. Kızı Filiz Ali'ye yıllar sonra bir röportajda o zor zamanları böyle tarif edecekti. Antipropaganda vardı babam hakkında. Komünist olduğu için öldürülmeyi hak etmişti. Oh olsun, hem komünist, hem vatan haini, hem de Bulgaristan'a kaçıyor. Böyle bir atmosferde yakınlarımız bizden uzaklaştı. Bizi tanıdıklarını bile belli etmek istemiyorlardı. Ailemiz yok oldu. Çok korktular. Bir tek babamın annesiyle yazışırdı annem. Ama bir yandan da babamın bazı dostları da bize ikinci bir aile oldu. Damgalı gibiydik. Babamın kim olduğunu saklamam isteniyordu. Yatılı okula girince kurtulmuş oldum ama annemin depresyonu sürdü. Ben belki karakterim dolayısıyla çok üzülsem de bunu hayatımda bir mesele haline getirmemeye çalıştım. Düşünün, konservatuvarda bile benimle arkadaşlık edilmemesi salık veriliyordu arkadaşlarıma. Babamın yurt dışına bir şekilde gideceğini ve kurtulacağını ummuştu. Öldürülebileceğini hiç düşünmemiş. Dahası kocasının katlinin ardından birdenbire herkesin ona sırt çevirmesini, selamı sabahı kesmesini yaşadı. Annem büyük maddi zorluklar çekti ama bizi hep ayakta tuttu. O iradeli, güçlü ve soğukkanlı bir kadındı. Ailesi uzun süre Sabahattin Ali'nin öldüğüne inanamadı. Hep bir gün çıkıp geleceğini hayal ettiler. Ta ki 90'lı yıllarda kızı Filiz Ali'nin Kırklar eline gidip cesedini bulan çobanla bizzat konuşmasına kadar. Babasının ölümünden 45 yıl sonra Sazara köyünü ziyaret eden Filiz Ali o günü böyle dile dökecekti. 1992'de babamın cesedini bulan çoban hayattaydı. Bizi babamı bulduğu çatağa götürdü. Çatak dedikleri bir dere yatağıydı. Çoban bize o anı yeniden yaşıyormuş gibi bütün ayrıntılarıyla anlattı. Benimse çatağın yukarısında kalan düzün sonundaki iri kaya parçası dikkatimi çekti. Kayanın ötesi uçurumdu. Orman uçurumun dibinde Bulgaristan'a doğru göz alabildiğine uzanıp gidiyordu. Tam babamın şiirindeki gibi. Bir gün kadrim bilirse, ismim ağza alınırsa, yerim soran bulunursa, benim meskenim dağlardır. Filiz Ali babasının katledildiği yerdeki bu kayaya babasının bir dizesini yazdırdı. Mezarı olmayan yazara, babaya bir mezar niyetine. Sabahattin Ali'nin öldükten sonra da çilesi bitmedi. Cenazesi kaybedildi, bir mezarı olmadı. Eşyaları bile ortadan kayboldu, ailesine verilmedi. En acı fotoğrafsa yıllar sonra New York Times gazetesinin sayfalarında olacaktı. Usta yazarın katledildiğinde yanında bulunan eşyalarının fotoğrafı bir ABD gazetesinde yayınlanacaktı. O yürek burkan fotoğrafta Sabahattin Ali'nin okuduğu kitaplar, eşiyle kızının fotoğrafları, deri montu, tıraş takımı, notları, gazete koleksiyonu, ajandası, kol saati, kanlı gömleği vardı. Yaşarken yaşam alanı dönemin muktedirleri tarafından sürekli daraltılmış, daha fazla üretmemesi için her şey yapılmış olmasına rağmen, 41 yaşında katledildiğinde geride 3 roman, 5 öykü, Ahmet Kaya, Sezen Aksu, Edip Akbayram tarafından bestelenen birçok şiir bıraktı Sabahattin Ali. Deyim yerinde ise öldürülerek ölümsüzleşti. Aradan geçen zaman Sabahattin Ali'yi ölümsüzleştirdi. Onu fikirlerinden dolayı katledenler eserlerinin yeni nesillere ulaşmasına engel olamadı. Adeta bir efsaneye dönüştü. Topu topu 3 romanı olmasına rağmen halen en çok okunan kitaplar listesinde o var. Baskılarla, tehditlerle, zindanlarda geçen çile dolu ömründen süzülen dizeleri bugün onu yaşatmaya devam ediyor. Bir nevi tarih onu fikirlerinden dolayı katledenlerden intikamını aldı. Ona hak ettiği değeri verdi. Boşum.